Sarıyer Kola sunar. Mutlu akşamlar, iyi geceler aslında tabii ki günü bitirmeyi çünkü artık dakikalar kaldı ve TV 100 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ersin Düzen. Yeni sezon tüm futbol severlere hayırlı olsun. Futbolculardan teknik adamlara, taraftarlardan futbola emek veren bütün herkese kadar Uzun bir maraton bizleri bekliyor ve biz de TV100 olarak sezon açılışını bu gece yapıyoruz Fenerbahçe Adana Demirspor karşılaşmasından sonra. Tabii size ekranlarınızın başına hoş geldiniz ki aynı zamanda ben de TV100 ailesine yeni geldim ben de bir nevi hoş gelmiş oldum ve bu sezon futbolla ilgili olarak aradığınız her şeyi aslında bu ekranda bulabileceksiniz ve en güzel yayınları, en iyi programları bu zamana kadar nasıl izlediyseniz TV Yüz'de, futbol içerikleri de yine bu kanalda görebilecek, aradığınız her şeye ulaşabileceksiniz. Ve tabii ki bu gece bizim için özel bir gece, özel gecede de sezon açılışını da benim için de çok çok önemli olan bir isimle Rıdvan Hocamla birlikte açmak istedik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> İyisiniz. <gülüyor> hem TV Yüz ailesi için hem senin için de her şeyin hayırlısı olsun ekranlar şey anlamı televizyon anlamında seni özlemişti hakikaten. Deşifre dijital değildin. Evet. Ee, çok da başarılıydın. Seninle tabii bizim MTV'den gelen bir hikayemiz var. O yüzden de Allah muhafız etmesin. Çok iyi bir sezon diliyorum hem şahsına hem TV ailesine. Hem de yarından itibaren şahane bir üçlü yapmışsınız. Tebrik ederim. Volkan Demirel, Tümer Metin ve Ümit Karan'la evet, beraber de yani bayağı ciddi bir kadro. E, ...keyifli izleyeceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Tabii e, beni kırmadınız... ...sağ olun İlham. bizleri kırmadınız. Buraya geldiniz. ilk programın açılışını... ...sizlerle beraber yapmayı arzu etmiştik ve... E, ...bu anlamda da e, bu güzel yayında... ...sizin yorumlarınıza... E, ...sadece belki bu gece değil... ...sezon boyunca da... E, <laughs> ...işlik e, edebiliriz. Şöyle. Ona bakarız. Ama bu arada hocam müsaade ederseniz eğer... ...tabii e, dediğiniz gibi... Belirli bir süre sonra yine televizyon ekranlarında ama dijitalden de kopmayacağız. TV100'ün spor olan yatırımı başta yönetim kurulu başkanımız Sayın Necat Gülseven Beyefendi'ye buradan bana olan inançları, güvenleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Aynı de zamanda. izleyeceğimdir TV100'ü. izleyenlerdenim. şey gördüm bugün tanıtımda İspanya ve İtalya maç özetleri de varmış evet, galiba. Evet çok sezon güzel. boyunca hem İspanya'da hem evet. de İtalya'da maç özetleri TV100 ekranlarında olacak. Genel Yayın Yönetmenimiz Deniz Bey'e sağ olsunlar. Evet. Ee, Teknik Koordinatörümüz Yusuf Bey'e, Özkan Bey'e, aslında e, Medya Grup Başkanımız Ali Can Bey'e hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bu görevi e, bana bu sorumluluğu verdiler. Biz de elimizden geldiğince en iyi e, içeriklerle birlikte TV100 ekranlarında sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Programın ismi de güzel. Futbolun Yüzü. Evet. Yani TV100, evet. Futbolun Yüzü güzel. Evet. Hocam Fenerbahçe kazandı. Dün başladı Galatasaray Hatay Spor maçıyla biz de yeşil sahalara dönelim artık. Ve Galatasaray'ın son dakika golüyle birlikte 3 puan almasının ardından Fenerbahçe'de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. 34. dakikada Ceko'nun attığı golle ki günün ilk mücadelesinde Konya Spor Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanmıştı. Göztepe Antalya Spor mücadelesi de Antalya Spor Göztepe mücadelesi de uzatma bölümleri oynanıyordu ki hala şu anda oynanıyor. 0-0'lık beraberlik var. Skorda bir değişiklik olduğu takdirde aktaracağız tabii ki ligin ilk haftasında 4 maçı böylelikle geride bırakmış oluyoruz. Resmi maçlar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önelemesi 3 maç oynadı Lugano ve Lille karşılaşmalarının ardından. ilk lig mücadelesinde şöyle bir genel değerlendirme yaparsanız eğer Fenerbahçe ile ilgili ilk tespitiniz ne olur hocam? Tabii ki öncelikle e, tabii özür dileyerek kendimle ilgili bir şeyler söylemek tabii istiyorum. ki buyurun. Seni kırmam zaten mümkün değildi. Sağ olun. O yüzden de geldik yarın da tekrar tatile devam. Öncelikle kendime bu yıl izin verdim. Çünkü kolay değil. 1978'de lisansım çıktı benim çocukluk yıllarım geç. 16 yaş atmış ki 46-47 yıldır koştur koştur futbol. Mutlu olduk, üzüldük. Yayınlarda devralısı maç sonu. O yüzden de bu bugüne ait bir maç sonu yayınında. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana konuk olmak da bizim için mutluluk verici. Bundan sonra bu yapmayacağım anlamına gelmiyor. Milli maç arasından sonra belki hafta işleri dijitalde veya televizyonlarda birer tane yaparım. Ama kendime bir izin vereyim istedim. O yüzden zaten çok başarılı arkadaşlar var. E, o yüzden de maç sonu programlarını en azından televizyon için bıraktım. Onu da e, söyleyebilirim. Şimdi e, genel bir yorum yapmak lazım. Şimdi Göztepe maçı 0-0 değil mi? Evet hocam. 96-8 oynanır. Kasım maçı çıkacak olursa gollü maçı Kasımpaşa'nın Kasım böyle gollü maçlar var. Dün Galatasaray maçındaki tempoyu da biliyoruz. Ee, öncelikle milli maç arası yayına girmeden önce Ersin'de dedim ki ne zaman? 9 Eylül, 13 Eylül 6, falan. 9. 6 Eylül, evet. evet Galler maç. Şimdi bizlere düşen oyunculara en çok sabrettiğimiz dönem olması lazım. Şimdi bu maçı üzerinde veya dün Galatasaray maçı üzerinde veya Antalya'da muhtemelen 40 derece Artın Nemli oynanan, 0-0 biten skorlardan da tempolardan da görüyoruz ki Oyuncu için... ...hani hep şu söylenir... E, ...zaman lazım... E, işte, ...takım antrenman yiyor falan filan... ...yok Fenerbahçe... ...en son 26 Mayıs, 28 Mayıs, 26 Mayıs'ta oynadı... ...24 Haziran'da başladı mı ...değil mi? Ardında Avrupa evet. Şampiyonası... ...gidenler de var... ...Avrupa Şampiyonası'nda oynayanlar da vardı... ...aslında oyuncular... ...dinlenip gelmedi, tam tersine yorgun geldiler... ...yani antrenman şekilleri yüklemeyle falan olmayacaktır... ...dolayısıyla da bu maç ritimlerini... ...bulmak da... ben bu milli maç arası imdat gibi gelecek diye düşünüyorum. Biraz da havalar serinlemiş olacak. O yüzden biz bugün üzerinde maçı Fenerbahçe'yi veya Adana Demirspor'u yorumlarsak e, haksızlık yapmış oluruz. Ben en azından mesela Demirspor takımının kapalı kutuydu. Söylenenler işte iyi kadrosu yok deniyordu. Ama bugünkü mücadelesine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin de oyunun sonuna kadar ki Jose Mourinho da tecrübeli bir teknik adam. Dikkat ediyorsan değişikleri skoru koruma adına yaptı. Arttırmak adına da, ben çok. Hatta Bartu alıp ne yaptı? Öne Simanski'yi koydu. Şimdi bu sıcaklarda şimdi biz bir Ekim ayında koşsak başka olur. Şimdi koşsak çok daha farklı olur. Evet. O yüzden de oyunculara ve sporculara biz en azından şu milli maç arasına kadar daha sağlıklı yorumlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, geçen yıl çok farklı bir lig oynandı. Fenerbahçe ile Galatasaray koptu. Bir daha erişilmeyecek rekorlar kırıldılar. 99'a 102 puanlık bir e, serüven yaşandı. Bu yıl tabii bir takım geçen yıla göre eksik. Hatta yine de belki de iyi oldu. Her takım bir hafta bay kalacak. Çünkü dünya futbolcular birliği FIFA UEFA'ya giderken Halın da açıklama yaptı. Dedi ki ya biz bir bizi bize öyle muamele yapıyorsunuz ki hiç dinlenemiyoruz. Bunu sadece fiziksel değil, mental olarak da dinlenemiyoruz diyorlar. Tabii FIFA da onun karşılığında dediler ki ya kaç tane oyuncu ki bu kadar oynayan 70 maç öyle olmuyor işte. Ee, o kadar maç Avrupa kupaları konferansı vesairesi sporculara çok yük biniyor. Bu ne kadar böyle gider bilmiyorum. Şimdi Avrupa Şampiyonluğu takı ilk maçlar dışında bence berbat bir Avrupa Şampiyonası oldu. Bizim takımımızın heyecanı ve İspanya'nın daha birinci maçtan itibaren göze hoş gelen oyunu onun dışında izleyicileri pek keyif aldığını ben düşünmüyorum. Doğru. Ben birlikte bir program ya. Kesinlikle. Yaptım. Bugün de aslında izleyicilerin keyif aldığı değil. Dün gece Galatasaray'ın da keyif aldığı değil. Ama şunu gördüm. Daha bir işte şey oynamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının sezonu hazır olduğunu gördüm. Dün sıfır 1 giden maçta yara durmuşlardı. Bir ne oluyor dediler. 1-1-2-1 bir, bir, iki, bir oldu. Bugün de hem maç önü oyun içerisinde tempoyu belki temposlu ama maçın sonunda da ee, bu Ağustos'ta, Ağustos'un bu sıcağında full stat iki takımda e, taraftarların konsantrasyonu yüksek. Tabii Fenerbahçe bugün oynadığı devam edeyim. 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bu 11. yılı. Camiye taraftar bugün yolda giderken bize tek sorun o sene bu sene mi? Bu cümleyi çok duyuyoruz. Bu yüzden de çok başarılı olmuş. Yani şimdi açık konuşmak gerekirse dünyanın dört büyük teknik direktörü var. Klopp şimdilik ara verdi. Ben bıraktığını düşünmüyorum. Guardiola, Jose Mourinho, Ancelotti. İlk dört diyebileceğim teknik Bu tabii Fenerbahçe'ye geldi. Bu çok önemli bir olay. Ama şunu söyleyebilirim. Teknik direktörü değişiklikleri neden olur? Başarısızlıktan sonra gelir. Hı hı. Fenerbahçe kupa almadı. Ama asla enkaz bırakmadı İsmail Kartal. Bir, vazgeçmeyen bir takım. Asla vazgeçmedi ki Jose Mourinho bu yıl farklı bir kadroyla oynamadı. Lugano maçını iki maçı da geriden gelip kazanması tesadüf değildir. Değil mi? Tabii. Bu geçtiğimiz yıldan, geçtiğimiz yılda da aynı şekilde geriden gelip kazanabiliyordu. İki, ofansif yönü çok güçlü bir takım bıraktı İsmail Hoca. Evet, stratejiler, ide, iletişimler tartışılabilir. Biz de eleştirdik. Ama bir antrenör değiştiğinde Jose Mourinho gibi teknik adam geldiği zaman şununla karşılaşmıyor ya. Yani. Ya kötü top oynayan bir takıma geldim veyahut da pozisyonu üretemeyen bir takıma geldim bir enkaz devraldım deme hakkı ve lüksü yok. O yüzden Aziz Yıldırım'ın Sayın Aziz Yıldırım'ın teklifinde söylediğini yani televizyonda dinledim. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Çok önemli cümle ikincisi. Evet. Porto'su, Chelsea'si, Manchester'ı bir sürü büyük kulüplerde Real Madrid'deki büyük başarıları ama Roma'dan sonra Jose Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye böylesine aç bir kulübe, iyi bir kulübe ihtiyacı vardı. Bence onu gördüğü için zaten hangi başkan olursa olsun gelelim demişti. Hı hı. Ki Ali Bey de gitti transferini yaptı. Ee, hazır kadro fakat ç, ç, çok iyi çalışıldı, çalışıldığını düşünmüyorum. Ki Jose Mourinho Konya Spor maçından itibaren geçen senenin sonundan izlemişti. E, izlemişti. Tespitlerini muhakkak yapmıştır. Birinci tespiti iz, duyduklarımız kadarıyla yavaş oynayan bir takım evet. Ben Fenerbahçe yavaş oynamıyordu bana göre. Hmm. Ligimiz için hatta konferans kupasında bizim takımımız yavaş falan oynamıyordu. Hatta sezon başı olduğu için ben bir es geçiyorum yani yorum yapmak istemiyorum. Geçen senin çok altında temposu. Bu da doğaldır. Geçen sene Fenerbahçe 10'da 10 mu başlamıştı. Evet 10'da 10 başlamıştı. İlk başı iyi oynamamıştı. Bir bir 1-0 geriledi Antep maçında. Antep maçını 2-1 kazandı. Sonra Samsun'u e, deplasmanda mağlup etti. Aslında hocam e, 4-0'lık e, ve 5 gollü Rize maçına kadar ki süreçte hatırlayın hatta Kadıköy'deki evet. Antalya maçı çok zor geçmişti biliyorsunuz. ilk yarıda evet. neredeyse hiç evet. e, sahada e, olmayan bir Fenerbahçe vardı. Ama şu vardı Fenerbahçe'nin geçen sonunda bütün resmi maçlarda iki maç hatırlamam ben. Rakibe tek kale oyun verdi. Hiç ha, hatırlamam. Evet. Mesela Galatasaray çok güçlü bir takım. İki maçta bir tek Kadıköy'de bir iki yıldız pozisyon verdiler. Kendisi girmese de şampiyonla bir puan verdiler şampiyona. Kendisi dört puan aldı. Tabii. Onun için şunu demek istiyorum hakikaten tarihinin en iyi birkaç kadrosundan bir tanesi iddiasını bulmuş geçen sene spor işler hatırlıyorsan. Ve hatta 93 puanın daha yetmeyeceğini düşünüyordu. Çünkü ligi görüyoruz. Adana Demirspor'da Hatay'ı da geçtiğimiz yılda görüyoruz. Bu sene sadece saha içerisinde 11 yabancı oynatabilecekler için biraz bekleyeceğiz ligin tamam puanlarını ama ben öyle o puanların artık mümkün olmadığını bir daha yaşanmayacağını düşünüyorum. Şimdi geniş bir kadrosu var. Siz hazırlamışsınız herhalde Fenerbahçe'nin. hocam. Ee, geniş kadroyu mu verelim? İlk 11'i ile mi verelim? Çünkü İstersen neden? İstersen sıcağı sıcağı maçla başlayalım? Maç şundan dolayı biraz önce tamam. çünkü vurguladınız ya İsmail Kartal bir enkaz bırakmadı diye. Bir 11 evet. rica edersek tamam. sevgili Bahadır'dan yönetmenimizden rica tamam. Evet ilk 11. Şöyle... Çünkü neden? Geçen sezonki kadronun içerisinde evet. sadece burada sen evet. ee, Maxime'nin e, ilk evet. 11'de yeni evet. transfer olarak Doğru. görüyoruz. Onun dışındaki Şimdi, 10 futbolcu aynı. Buyurun. Jose Mourinho takımın hızından rahatsız olduğunu söylük doğaldır. Ama takımın oyunuyla değil oyuncuyla hızlanmak istediğini görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Maksiminden anlıyoruz. Diriplikle mesela Fenerbahçe tribünlerini ayağa kaldırabilecek bir oyuncu. Bugün de saman alevi de olsa zaman zaman çok iyi işler yaptı. Bu sene geçen yıla göre bugünkü son 10 dakika hariç Tadici daha fazla sağ tarafta bugün de forvet arkasında oynattı. Şimdi şunu görüyorum. Hoca geldiği günden beri çok da net seyretmedim onu söyleyeyim. Dil maçını tam seyrettim. ikili Lugano maçını ilk yarısını izledim. E, bugün de oyun sonuna kadar bunu böyle oynuyor. Fred yoktu. Kurun kullandı. Kurun işlem vazgeçti. ...mecburiyetten Simaski'yi kullandı. Aslında 4-2-3-1 seven bir teknik adam. Birinci derecedeki rakiplerine baktığımız zaman... ...hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem de Trabzon'da böyle oynuyor. Ama biraz sonra Galatasaray'a gelince ligimizde farklı şekillerde oynayabiliyorlar. Ben de şu anda tek soru... E, ...acaba risk alacağı maçlarda Ceko, El... El nasıl, el nasıl mıydı? Ne, el nesli. El nesli mi oynatacak, ikili mi oynatacak, nasıl bir oyun düzeni yapacak bilmiyorum. Geçtiğimiz yıla göre format aynı. Geçtiğimiz yıldaki sıkıntıyı yine görüyoruz. Neydi? fretli fretsiz Evet. İşte biraz önce söylediğim oydu. Teşhir tedavi. Fenerbahçe hocanın birinci tercihi seviye adını santrifon istiyorum diyordu. Fenerbahçe bunu aldı. Şahin'in yerine birinci oyuncu da olabilir. Fakat onun gelmesi Cekon'un da bu yıl iyi başladığını görüyoruz. Bir tek değişikliği tadici genelde sağ tarafta oynatıyordu. Hı hı. Burada anlaşıldı ki İrfancanı milli maçlardan dolayı dinlendiriyordu. Belki de hiç oynatacak, oynatmayacak, onu bilmiyorum. O Frickik golünden sonra mı karar verdi bilmiyorum. Ama Santraport tamam, sol taraf tamam hızlı oyuncu istiyorum diyordu. Tadici orada kullanmayayım diyordu. Arkada şu anda transfer yok. Değil mi? Aslında şu Fenerbahçe... Çağlar oynuyordu. Çağlar evet, kiralıktı. Evet, alındı. Bugün evet. Bugün de oynamadı zaten. Şimdi Fenerbahçe acaba Fred'in geçen yıl Fred'le Fredsiz arasındaki puan ortalamasının yüksek olduğunu Jose Mourinho hepimizden iyi biliyordur analizde. O zaman soru şu. Ve Jose Mourinho çok tecrübeli. Mesela ben biraz sonra... Çok sıkıntılı bir maç yönetmemesine rağmen hakemi, hakemiyle başlayacağını düşünüyorum. Çok tecrübeli bir teknik adam. Yani saha dışında da baskı yapacağını düşünüyorum. Ee, yaşayan bir insan. Ee, Fred'i özledim dedi. Jose Mourinho kariyerinde bir teknik adam. Özledim lafını kullanmaz. Ve 84'teki kuruncu oynatmaz. Ve bugün de başlardı. Başlamadı. Sivanski'yi oynama kapasitesi fazla burada olmamasına rağmen kendi yeteneklerini gösteremiyoruz Vanski ki kayboldu. Evet. Ve Jose Mourinho da bana göre 4-1 4-1 takımı bu. İsmail merkezde tek. Önde dörtlü İrfan Can ee, sahada yanında Tadiç yanında Simanski, yanında Maximin ama Jose Mourinho diyorum ya geldiği günden beri 4-2-3-1 Ali Bey'e ve yönetime Branko'ya, Acun diyor ki bak bana orta sağlam. Minimum bir tane alın diyor. O deme işlerin altında ben bunu okuyorum tecrübemle. Hmm. Bir mesaj var. Jose Mourinho ben Fred'i özledim demez. Ronaldo'yu özlemiş adam. Fred'i mi özleyecek? Onun için diyor ki ben e, sizden rica edeyim iki oyuncu diyor. Ben bir de demiyorum bak iki diye düşünüyorum. ile ilgili e, çok kararlı olduğunu düşünmesem de birinci oyuncusunun bugün oynamayan çağlar olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadarki gördüğüm kadarıyla. Ferdi ile ilgili demeçlere baktığım zaman tabii ki Fenerbahçe kulübü asla gitmesini istemez. Ama sezon sonunda Ferdi'nin ile ilgili divan kurulunda tahmin ediyorum Ali Bey Ferdi tutamayabiliriz demişti. evet. Brighton falan istedi. Brighton ve Manchester da söylediği önemli bir şey var orada. 40 milyon euro da versler vermeyiz ama gitmek isterse bir şey diyemeyiz. Bu da sanki Ferdi uçağa gidiyormuş gibi bir his bıraktı bende. Hı, hı Bunu bilemiyorum. Ee, temennim büyük paralar alınacaksa tabii ki kulübün ekonomik yapısı da önemli. Yoksa Ferdi bu şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz diye. O zaman ne olacak? Başka bir oyuncu. Ama şu anda öyle bir durum olmadığı için mevcut oyun olarak baktığımız zaman geçen yılla bugün için fark bu böyle devam edecek anlamında gelmiyor. Fenerbahçe şiddetli önde baskı yapıyordu. Biraz önce söylediğim Rize maçı dahil olmak üzere. Evet. Yani rakip yaralandı. Bugün de Fenerbahçe 6 kişiyle bekliyor ama bekliyor. Fenerbahçe saldırıyordu. Kaleciye pres, sabeke pres, stopere presti. Kazandığı toplarla da üretiyordu. Bu presin birinci oyuncusu kimdi? Fred'ti. Tabii. Takımın iki e, forvetle e, o savunma arasındaki kaleye doğru itici gücü. Fred'i Simanski'nin bölgesinde görsek de aslında bir 8 numara gibi çok oynuyordu. 4-1-4-1'i kalıyordu. O zaman ne anlama geliyor? çok sık sakatlandığı için söylüyorum. Allah korusun olabilir. Demek ki BC için daha hazırlıksız yakalandı Fenerbahçe'nin. Hazırlıklı hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Şu andaki mevcut Crespo ve Zaysız da kadroda düşünmediği için ki normaldir. İsmail sadece yanında oynayabilecek Simanski ile götürme şansın yok. Simanski'yi de kaybedersiniz. Mevcut oyun yapısı içerisinde. Kesinlikle. Bugün yok kaybolduk. Bir tek oyunun son bölümünde forvet arkasına geçti. Sonra tadıcıya geçtiği zaman. Hoca da muhtemelen bunu aynı şekilde düşünüyor. Sert bir savunması var Fenerbahçe'nin. İki stoperde bekleyen başka stoperleri de sert oyuncular. O savunması zayıf ama çabukluğuyla bunu kapatmaya çalışıyor. Seninle konuştuk ya. Ofansif yönü var ama ofansif yönde de bitiriciliği yok. Soru işlerdim Mourinho'da var. Ferdi'nin zaten iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir ara acaba dedi solda oynar mı dedi. Denedi. Sol açık. Evet. E şimdi 3-4 yıldır 50 metre 60 metre öne doğru bakarken birden sırtı dünlük oynamanın oynamamanın verdiği sıkıntı oldu Ferdi içinde. Ee, ama geniş kadro isteyelim mi hocam? Kazasız belasız bir maç geçirdiği için ki Adana Demirspor'da bu sıcağı rağmen oyunun sonlarına 2-3 pas ve pozisyon bulunca bir güven geldi onlara. Bu güven gelirken Jose Mourinho ve oyunculara da bir güvensizlik geldi haklı olarak. Değişiklikleri zaten ona göre yaptı. Yani Simanski'nin savunması zayıf diye. Bartu alayım kapatayım dedi ki sarı kart gördü. Hı hı. O ne bir oyuncu koyayım dedi. Geniş kadro üzerinden gidecek olursak da. Evet rica edelim geniş kadroyu da. Fenerbahçe'nin alternatifli kadrosu da bu. Şu Tabii... anki mevcut ideal 11'in üzerine bir de o mevkilerde oynama ihtimali olan oyuncular. Buyurun hocam. şöyle yalnız böyle oynamıyor Fenerbahçe. İki kişi koymamız lazım İsmail'in yanına. Bartu Kurniç şurada Şimdi bu 4-1-4-1'e göre hazırlanmış bir Sizin kadro. Sizin aslında böyle oynamalı dediğiniz Hayır, <laughs> bugünkü yapı itibariyle. olmadığı için Evet Fenerbahçe böyle oynaması lazımdı bence. Maksimil, Simanski, Tadiç, İrfan Can oynaması gerekiyordu bugün diye düşünüyorum. Hı hı bir taşla iki kuş yedin. Hem Simanski'den faydalanamadın hem de geçiş oyunlarında zaman zaman problem yaşadın diye söylüyorum ben. ama gördüğüm kadarıyla iki bir oynayacağı için Fenerbahçe'nin minimum bir oyuncuya ihtiyacı var. Sakatlık riski olsun. Çünkü Kurunic geldiği günden beri çok eleştirildi. Ve aslında Kurunic adına da üzülüyorum. Çünkü maalesef artık bazı oyuncular beğenilmezse eğer beş olumlu şeyden bir tane olumsuz yap altıncı o batar. Kurunç o duruma geldi. Maalesef bazı maçları anlatan arkadaşlar daha birinci dakika sallamaya başlayınca bu alg oluştu. Bu demek değildir ki ben de katılmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama güvenini kaybetmiş bir kurun iç, taraftarın gözünde kaybetmiş bir kurun iç. Ve Fred'in de sakatlıklarını düşünecek olursak ve ciddi üç kul vardı oynayacağı için Fenerbahçe'nin ve sık maç oynayacağı için ben iki orta saha oyuncusunun alınması, iki tane 8 numaranın bir tanesinin 6-8 oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bence Peki Fred oyuncusu. standartlarında bir oyuncu mu? Evet, aynen öyle. Yani Fred standartlı bir oyuncu bence yüzde %100 şart. Yani bugün nasıl Ceko ve Enesri gibi iki kaliteli... Evet, Fred de gelse, Fred bugün sağlam haftaya oynayacak. Gösterme başında. Ona rağmen şart. Fred, gelen oyuncu da oynayabilir ikili. İsmail'i bekletebilirsiniz. Değil mi? Rotasyonu. Bazen üçlü, orta saha da oynayabilirsiniz ama gördüğüm tablo şu. Bazı yerlerde fazla şişlik var. Örnek Tadiş, İrfancan, Cengiz, Emre. Ki Cengiz UEFA kadrosunda yok. Bugün kadroya alındı. Oğuz Aydın da sahada oynayabileceği için diyorum. Ön tarafta hakikaten de çok iyi üçlüsü var. Cenk, El ve Ceko. Forvet arkası oynayabileceğimiz oyuncuları da Simanskis'i, Tadic'i, İrfancı'nı zaman zaman kullanabiliyorsunuz. Ama zaten Fenerbahçe'nin en, en büyük problemi şu. Hemen Avrupa Şampiyonası'na gidelim mi? İspanya Teknik Direktörü inanılmaz bir teknik adam Ersin. Ee, ben hiç görmediğim, kendi antrenörlüğümde dedi yapmadığım kısa dönemde olan dünyada hiçbir teknik direktör görmediğim bir değişiklik yaptı final maçında. Oradan da buraya geleceğim. Aslında İspanya Grundley başladığında kadroda kafasında report yoktu. Evet. Nacho'yla Atletico Madde giden sağ stoper neydi? Eee Denor Denor De, 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 De Bir tane sağ stoper vardı ya. O onu oynuyordu. Sakatlandı şey. Nacho report girdi. Ve finale kadar böyle geldiler. Finalde İngiltere'ye 1-0 öndeler. İngiltere biraz oyun aldı. Birbiri yaptı. Rodri sakatlanmış. En iyi oyuncu sakatlanmış. sakatlanmış. Evet, çıktı. Orta pas takımı gitmek üzereyken gitti en çabuk atlet oyuncusunu çıkardı birinci stoperini. Atletico'ya gidene kimi soktu biliyor musun? Nacho'yu soktu. Sırf Rodri gittiği için. Yani Fenerbahçe'de şu anda Rodri olmadığı için bu tip oyuncu Fred de yok. İspanyol antrenör finalde stoper değiştirdi. Sırf topu Oradan da şuraya geçeceğim. Fenerbahçe'nin bu stoperlerin topla çıkma ihtimali yok. Bu özellikleri yok. Günümüz oyunda artık stoperlerin biri çıkıyor. Sayıç gibi. Mesela dün Galatasaray bir bir maç. Sayıç gibi kim çıktı? Evet. Davison Sanchez çıktı. Fenerbahçe'nin yedekleriyle birlikte bütün stoperlerini üste koy. Perez'i, Cicu'yu, Beka'yı, Çağlar'ı orta saha gibi çıkamazlar. Cikut'a da biraz olsun bu... Yok, o yok. Orta sahanın ortasında savunma için oynadığı benim için öyle bir oyuncu değil o. Cikut'un ayağı falan da iyi değil. Öyle. Benim düşündüğüm Fenerbahçe. Bir de üzerine senin orta sahanda eğer sırtı dönük topu alabilecek bir oyuncun yoksa ki şu andaki tablo bu bence Fenerbahçe'nin merkeze e, tabii ki kulübün ekonomik durumunu bilemiyorum ama Fenerbahçe bu işte olması için olmazsa olmazı minimum bir Hatta iki tane 1 8 biri 1-6-8 oynayabilecek oyuncu şart. Onu söyleyeyim sana. Peki onun dışında herhangi bir mevkiye transfer Yok. gerekliliği var Yok. mı hocam? Yok, e, tabii ki. Ancak per Ferdi'nin gitme ihtimali olursa diye. Ol Olabilir olursa o zaman. diye. Yoksa bakın sağda forvet arkasında solda alternatifleriniz çok. Solda maksimum oynatırsın. Daha sonra Tadiç'i oynatırsın. Değil mi? Önde 3 santraforunda hatta Cenk'i de Beşiktaş'ın kullandığı gibi zaman zaman solda da kullanabilirsin. Ama her yiğidin bir yoğurt yeşi vardır. Jose Mourinho bu yıllardır. Kompakt bir takım oynatmak, orta saha merkezde iki oyuncu ile oynamak. Ee, ama bu iki oyuncu da zaten arkadaki oyuncuların ayağı çok iyi olmadığı için kötü demiyorum ama üst seviye bir takımda oynamanız için yani daha iyi olmanız için, topun sizde kalması için diye söylüyorum. Ee, görünen köy kolon istemez. Olması gereken bence Fenerbahçe'nin yani muhtemelen de arıyorlardır diye düşünüyorum ben. Kolay bir değil. Hemen de yarın diye yarından ertesi diye bir şey yok. Çünkü Fred'i görüyorum. Evet bir talihsiz bir sakatlık geçti ama geçen sene en kritik dönemlerde 3-4 hafta kaybolduğu Fenerbahçe puanlar kaybetti. Bir futbol takımı ve bir Jose Mourinho gibi teknik adam bu kadro içerisinde Fred'i özledim diyorsa bu ciddi bir mesajdır ve doğru bir mesajdır doğru mesajdır. Fenerbahçe'nin gelenlerini ve gidenlerine bir bakarsak en azından izleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Transfer dönemiyle ilgili olarak hocam en az bir e, ve belki de iki tane orta sahaya Fred standartında Ben transfer... iki tane alırım söyleyeyim sana. Gerekirse Fred'in yanına birini alırım. İkili oynatıp da anlatabiliyor muyum demek evet. İsmail kötü oyuncu mu? Hayır. İyi bir oyuncu. Ama yeterli mi bu 55-60 maçlık serüven için ve bu hocanın istediği oyun için bence bu stoperler olduğu için de aynı şekilde ayağı çok düzgün olmadıkları için bence sırtı dönük top alabilecek orta saha ihtiyacı var Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe'de en nesri Sen Maxim'in Çağlar kiralıktı zaten bonservisle Oğuz Aydın transferi. Kurun içine kez aynı şekilde Levent Mercan, Cenk Tosun ve Yiğit Fidan giden oyuncular arasında da aslında Fenerbahçe çok kan kaybetti diyebileceğimiz bir transfer süreci yaşamadı. Var. Öyle mi? Şöyle bak, Buyurun. Tabii ki Galatasaray'a gittiği için Batshuayi Şua'yı kayıptır. Ha, onu için Yoksa şöyle Batshuayi Şua'ya gitmeseydi Fenerbahçe el nesri alamaz. Sebep 3 milyon imza parası istiyor. Üçerden de 3 üç yılda yapacağız. 12 milyon euro bir bütçe ayrıldı. En üstünde de bonservisi 20 milyon. Ama Batu Şua'yı da Türkiye'de aslında kendisi için üzülmesi lazım süper yedek vardı bizim yıllarımızda. Girerdi gol atardı. Bu böyle bir figür oldu karşımıza. Dün de bunu gösterdik. Fenerbahçe'nin ciddi bir silah illa kayıp demem. En nesri geldiği için demem. Fakat e, Galatasaray aldığı için Fenerbahçe için kayıptır. Galatasaray değildi bir kulübansıydı Avrupa'da. Çünkü ikinci bir santuvar aldığınız için diyorum ben. Evet. Hocam e, şimdi dedik ya hani ilk lig maçı ama resmi maçı olarak da aynı zamanda Fenerbahçe'nin dördüncü maçı. Şöyle istatistiklere baktığımda dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'nin iki Lugano ve Lille maçlarını göz önüne aldığımızda topla oynama e, evet. oranı 44-45 civarıydı. Evet. Şöyle... Bugünkü maça bakıyoruz. %53 ki karşısında aslında doğrusunu söylemek gerekirse evet. transfer tahtası kapalı. Evet. Genç oyunculardan kurulu. Belki tribünlere gelen binlerce taraftar. Adana Demirspor çünkü son birkaç sezondur güçlü ve renkli bir takım görüntüsündeydi. Ama bugün herhalde Fenerbahçe taraftan... Murat Sancıya çok büyük bir yayın. Geçen röportajına de. baktım. Evet. Hani Adana ilinde bir loja bile anlıyorlar bir şey. Olur mu öyle şey yani? Hakikaten. Evet. Adana Demirspor'da çok taraftar olan bir kulüp. Çok kan kaybetti. Yani evet. geçen sezonda öyle, bu sezonda öyle keza aynı şekilde. Şimdi Ersin ben de o Fenerbahçe'nin Hull City maçını izledim. Hı, hı. iki maçın ilk yarısını Lille tamamını izledim. Ee, sen programa yapalım dediğin zaman hocam dediğin zaman zaten ilk cümleye böyle başlayacaktım. Senin çok güzel bir tespitin var. Şöyle izleyiciler düşünsünler. Fenerbahçe'nin Hull City maçı dahi ilk 30 dakikayı düşünsünler. Hull City'nin kalecisi Libero gibi oynuyordu. Pas yapıyorlar. Döndük Lugano'ya gittik rakip pas yapıyor. Biz pozisyon bulmuyoruz. Geldik Lugano maçı. Aynı şekilde. Gittik Lille aynı şekilde. Şimdi ne çıkıyor burada? Bir de hafızamızı geriye alalım sarıların. Geçen seneye. Maç ikinci ile üçüncü bölge arasında giderken şimdi Fenerbahçe genelde yani şiddetli pres yapmadığı için burada biraz önce söylediğim sıcak, yorgunluk, hazır olmamak dışında acaba hoca bunu mu istiyor? sorun cevabı bu bunu da zamana bırakacağız ama özür dilerim araya girdim ama bunu mu istiyor derken mesela de topu... bu oyun yapısıyla gol yemeyen bir takım olsa hocanın istediğini sahaya yansıttığını düşünebiliriz evet. yani bugün ilk defa gol yemedi Fenerbahçe ilk defa geriye düşmedi İki Lugano-Lil maçlarında toplam 7 gol atıp 6 gol kalesinde gördü onu eğer hatırlatırsam size şöyle devamını ne dersiniz e, geçen yıl 99 golün sırrı Bekleyen Fenerbahçe değildi, saldıran Fenerbahçe'ydi. Bunu da hemen hemen birinci hafta bir sıfır gerilişten sonra başladı. İçeride dışarıda bunu oynamaya başladı. En azından oyunun büyük bölümlerinde. Yani dün Okan Buruğ'u maç öncesi dinledim. Ona da Geleceğiz evet. Hayır. Burayla da ilgili. Bizim en önemli özelliğimiz geçen yıl dedi top rakipteyken çabuk kazanıyorduk. Bunu bir de Fenerbahçe yapıyordu. Fenerbahçe de Galatasaray'ın dominant oyunundan çok rakibe baskıyla topu çok çabuk alıyordu. Şimdi Fenerbahçe rakipleri Hulste'de dahil olmak üzere skor 5 de olsa o günkü 30-35 dakikaya baktığımız zaman Lugano maçlarını, Lille maçlarını genelde rakip daha rahat çok pozisyon üretmese de toplu oynayabiliyor. Lille de öyle. Hı hı. Bunu acaba Mourinho mu istiyor? Çünkü bu maçta dahil çok yüksek şiddetli pres yapmıyor Fenerbahçe. Acaba bunun belli bir geç e, birkaç ay sonra mı olacak şekilde Yoksa temeli burnuma oturtmak istiyor. Eğer temeli burnuma oturtmak istiyorsa ile için yeterli değil o. Geçerli değil. Türkiye için yeterli değil. Tabii eğer evet. sen kompak oynayayım, rakibi bekleyeyim olursa. Çünkü Fenerbahçe'nin bir kültürü geldi geçen yıl. Bir şekilde. Kupasız da geçirmiş olsa. Japon kale maç yapan bir takım vardı içeride dışarıda. Değil mi? Tek Abi. kale maç yapıyordu. Üstün oynuyordu, pozisyonlar buluyordu. Şimdi pozisyona dediğine baktığın zaman dört maç için söylüyorum kısır. Mesela Jose Mourinho bireysel hata gol yedik diyor Lugano maçında. Ama Fenerbahçe resmi maçlarda Lugano'da attığı ilk gol penaltı. Burada beraberliğe getiren gol duran top Hakan, Mert Hakan'ın kestiği top. Doğru mu? Evet. Lille'de de penaltı. Yani Fenerbahçe de kendi adına akan oyunda pozisyon bulmamış. Bunun için ne lazım? Beş harf sabır. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz. Eylül aylarında da e, göreceğiz ama formatına geçtiğimiz yılın formatıyla aynı gözükse de Fenerbahçe'nin daha ofansif bir takım aldığını Jose Mourinho'nun bilmesi lazım ki biliyordur zaten. Ya bugün Fenerbahçe e, belki Adana Demirspor açısından kaleyi bulan şut yok gibi görünse de son anlarda da hemen öncesindeki 5 dakika yani son 10 dakika aslında kalesinde da kalan var. Evet, e, tehlike yaşadı diyebiliriz. E, buna karşılık 12 şut çekmiş Fenerbahçe hocam. İsabetli şutu 5, isabetsiz 3, e, engellenen engellenen şutta 4 olarak ee, gol beklentisi de 1-18 olarak görülüyor. Siz tabi sabredilmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Şunu da düşünmüyor değilim ben aslında. Sizin yaptığınız yorumlardan yola çıkarak doğal e, sezon başlangıçlarında yoğun bir antrenman yer futbolcular. E, Jose Mourinho'nun antrenmanları da çok ağırdır. Belki de dediğinizi yaptığı takdirde bir anda tıpkı Fred gibi ani sakatlıklarla beraber problem yaşayabilir düşüncesi olabilir. Şu var Fred'in sakatlığının ben antrenmanları seyrettim Fenerbahçe televizyonunda gerçekten de Fred iyi antrenman yapan bir oyuncu hatta hepsinden farklı böyle konsantrasyon yüksek bir oyuncu rakip oyuncu şut atarken bu ayağını soktu ayak bineni rakip topa vurduktan sonra gerçekten dizi esnedi orada ben hissettim yani evet. bunun kuvvetle kuvvetsizlikle ilgisi yoktu şunu söylemek istiyorum bizim dönemimize gelirsen senin söylediklerin geçerli Türkiye'de böyle bir algı var biz eskiden Mayıs sonu maçlar bittiği zaman ligler Ağustos sonu Eylül'de başlardı. İki ay biz yatıyorduk. Doğru. Şimdi aktif dinlenme biraz önce dedim. Üç hafta ara verdi Fenerbahçe. Evet. 23. 23'ünde ilk resmi oynuyor. Yani onu demek istiyorum. Yükleme yapacak zamanı yok zaten. sizden topa değmeden 10 gün 10 gün koşuyordunuz. Evet antrenman etkiler oyuncuyu. Geniş bir kadro. Mesela biz salı akşamı sabek Mert'i göreceğiz. Sağ stoper Çağlar'ı göreceğiz. Hmm. Büyük ihtimalle. Yani rotasyonu da uygun. Rotasyon yapamadığı tek yer merkez orta saha gözüküyor şu anda. Artık kurun içten bu taraftarın ve şu oyuncunun da bu demolize durumdan ve açıkçası performansından dolayı da bana oyuncu al diyor hoca. E, o zaman da e, çok sorunu halleder diye düşünüyorum ama doğru oyuncu alınması gerekiyor yalnız. Biraz önce Fred bulması lazım. Bir tane. O zaman e, bir kez daha geniş kadroyu... Kalktığı... Ama ilk 30'ar dakikalar hep çöpe gitti. Onu söyleyeyim. Dört maçtır. Evet e, özellikle ilk yarılarda yani evet. çok iyi görüntü ki hatta ilk görüyorlar. 30 dakika içerisinde de bugün 34'te gol geldi. Fenerbahçe o dakika hatırlarsanız Lugano maçında 45 artı ilk yarı bitmek üzere gol atmıştı. Abi, Diğer maçlarda da atamadı. Sorumuz şu olmalı kendimize onun cevabı yok şu anda. Acaba bunu mu istiyor hoca? İki hani bu mu benim sistem yani aynı ama benim e, önde baskı işte yapmak istemiyorum mu? Bu olursa Türkiye'deki için iyi bir şey değil. Hı, hı İkinci biraz önce senin söylediğin sebepler yorgunluk vesaire vesaire. Bir de küçük bir sebep olabilir. Acaba ısınmadan problem var? Peki şu olabilir mi hocam? Tabii ki Fred'in olmaması bence en önemli etken olabilir. Bir de Santrofor'da Ennestri'nin olduğu tabloyu düşünürsek. Ceko'nun değil. Ceko şimdi 4 gol attı. Bugün 5. resmi golü. Ennestri'nin sen Maksimi'nin ve aynı zamanda sağ tarafta İrfan'ın ve sahada da Fred'in olduğu bir noktada sizin dediğinizi uygulayabilir Vallahi Valla işi kolay değil. Bu Ceko'yu kesmek kolay değil. İnşallah keser. Ama Ceko'da tabii elin nesrinin de gelmesi daha da bir yaş koymuş olmuş. Mesela 25'ten 26'ya geçersin. 27 yaştan 28'e geçersin ama 37'den 38'e geçmek. Yani bir şey ama o sezon başından beri bugün de dahil maçın ilk yarısında... Takımın en iyisi ben şeyi gördüm. Tadiç'le işte Ceko'yu gördüm. Açıkçası. Değil mi? Yani ben de El Nesri nasıl geçecek onu? Abi bu rekabet iyi bir şeydir. Mesela salı günü belki El Nesri'yle başlayacak. Ki başlamalı. Ceko'yu dinlendirip. Çünkü onu da dinlendirmen lazım. Aynı karakterde oyuncular olduğu için Rotasyonda e, rotasyonu da kullanabilecek iyi bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Kötü oyuncu aldı demiyorum asla. Fakat ben o parayı Fred sakatlanmasa dahi oraya ayırırım. İddialıyım o konuda. Sen Maksim'i nasıl buldunuz hocam? Bugünkü bilmiyorum e, performans grafiği de var. Sonunda verebiliriz. Tribünlerin Efendim? birincisi oyuncu olur. Fenerbahçe çok uzun yıllardır hatta futbolda öyle. Bu tip oyunculara özlem duymuştur. Toplu dripling yapan, içeriye kat eden, bugün attırdığı gol, driplikle delici gidip pası veren, Newcastle'da müthiş performans gösterdi. Suudi Arabistan'daki performansı hep ne geliyor karşımıza? istatistikler bu yeteneklerine göre istatistikler az ama taraftar mesela Emre Mor'un niye sahipleniyor hep insanlar? Dripling yapan oyuncuyu sevdikleri için. E, hem de hem dripling yapabilen hem içeriden hem dışarıdan gidip Ben Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olacağını düşünüyorum. Daha da kuvvetlendiği zaman. Oyun hızıyla değil oyuncu hızıyla istiyor Mourinho. Onu gördüm. Evet. Ki ilk başta da hatta işte Acun Ulcalı ile beraber röportaj yaptığımda Mourinho'nun ilk tespitinin takımın hızı ile ilgili olarak hızını arttırma düşüncesi. Sen de bu öyle bir profildi. Ee, bugün 34. dakikada Edin Jekoya asisti yapan isimdi. Orta sahadan aldığı topu sürükledi. Bilmiyorum e, varsa eğer e, performans grafiği yoksa e, devam edelim arkadaşlar verebilecek miyiz? Var. Evet. Peki. 76 dakika sahada kaldı. 42 kez topla buluşmuş. 22 pasta, 18 isabet ve yüzdesi de yüzdesi 82. Kilit pası 2, rakip ceza alanında topla buluşması 7. 3 şutun ikisi isabetli, ikili mücadelede 12'de 5 hocam. Şimdi ben oyuncunun şu hani driplikleri falan önemli. Çok iyi driplik yaparsınız, Sağ ayak kaldırırsınız, son pası yapamazsınız. Piyango ortası yaparsınız. Benim en önemli özelliğim, iyi driplik yapardım, çabuktum, süratliydim. ama son pası iyi kullanırdım tercihimi. Bugün zaten Birkaç kez denedi, vuruş yaptı. Çok sert vuruş yapan bir oyuncu olmamasına rağmen bir tane de vurmayıp çok oyuncunun vermeyeceği şekilde pas verdi. Başka oyuncu %80 kaleye vurur. Evet. Orada tabii ck da bir tecrübesi var. İki tane iş yapıyor. Bir, offsete düşmüyor, hızını kesiyor. İki, birinci sınıf vuruş yapıyor. Yani o vuruşu ancak o, o tip oyuncular yapabilir. Kaleciyi yolda yakalıyor. Ama Maximin verdiği pas çok oyuncunun vereceği pas değil. Genelde oyuncular vurur ki o anda herkes muhtemelen vur 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 diyordur. Bizde alışkanlık o zaten. <laughs> Bütün Türkiye tribünlerde vur 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 diye bağırırlar zaten. Evet. Ama Peki sen... bir yıl boyunca bunu yapar. Güzel bir asist yaptı. Tabi. Ee, basit gibi görünen ama aslında akıllıca Evet. Sürpriz evet. pas verdi. Ne rakip bekliyor ne ekrandakiler bekliyor. O yüzden de maksimum zaten çok ciddi yatırımlar yapmış Newcastle oyuncularıyla. Hatta Newcastle'da 6 yılda uzatmış 6 yıllık kontrat yaptılar değil mi bununla? Evet. Sonra ee... Demek ki hedeflerini küçülttü kendi açısından. Suyu sana gitti. Burası Özellikle da fırsat. Bir... Maksim'in için Fenerbahçe fırsat bir Fenerbahçe için de ihtiyaçtı. Yani Mourinho ile ben aynı görüyorum şeyi. Fenerbahçe'de olmasının o açından da oyuncu açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle geniş alan bulduğunda da dar alanda da... Çok e... penaltı yapar bak söyleyeyim sana. Bu en az 5-6 tane penaltı yaptırır bu. Peki hocam sayesinde penaltı kazanır. Yani e, Galatasaray Hatay maçına da geçeceğim Kesin. birazdan ama Şimdi geçen sezonun başlangıcında sizinle beraber Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını değerlendirdiğimizde ki öngörüleriniz de gerçekten inanılmaz bir şekilde yine çıktı. Şundan dolayı siz 93 90... yetmez dedim. Yetmez demiştiniz. Evet. Şampiyonluk için. Evet. Ve dediğiniz de oldu. Ama yani 99'a 90... 4. falan söyledim. Evet. Çünkü rakipleri görüyorum. Ee, İzledikten sonra söyledim. Fener'le Gassay'ın test ettim. Baktım güçlerine. Hakikaten de Galatasaray'a geçtiğimiz zaman bunu daha rahat Fenerbahçe ile de birleştirip anlatabiliriz. Türkiye Ligi'nin ne kadar farklı bir ligi Aynen sorum da olacaktı zaten. Yine böyle iki takımlı uzak ara gibi bir lig beklentiniz mi var? Yok. Bununla beraber puan barajının da böylesine yükseklere çıkabilmenin bir, bir öngörüsü var mı sizde? Yani ne kadar takımlar şimdi daha seyirci 3-4 hafta o puanlar olmayacaktır. İki, yaşta Trabzon geçtiğimiz yılki Beşiktaş Trabzon olmayacaktır. O yüzden de elini kolunu sallayarak orada 3, burada 5 falan öyle maçlar pek olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben şampiyonu bu yıl deplasman performanslarının belirleyeceğini düşünüyorum. Deplasman performansı. Kim daha fazla puan alırsa, mesela geçen sene Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'dan daha fazla puan almasına rağmen, öyle hatırlıyorum. Değil mi? Fenerbahçe deplasmanda daha fazla puan almadı mı Galatasaray'a göre? Tabii tabii. Galatasaray'a göre. Evet. Yani, Ama e, ee, en fazla içeride bütün maçlarını kazanan Galatasaray'da bir tek Fenerbahçe maçını kaybetti. Bu sene, sene kaybetti. performansı daha fazla olanın olacağını düşünüyorum ben. Şampiyon olacağını düşünüyorum. Şampiyon olacağını düşünüyorsunuz. Ee, güçlen takımlar mesela elini kolunu sallayarak şeyde Beşiktaş sırasında Fener'de kazandı. Be Galatasaray Roland oynayarak 1 indi. Fenerbahçe 3-1 kazandı. 5-6 olurdu. Değil mi? Tabii. Ee, şimdi e, Hingar'da iki, kopuyordu iki, maç. iki takım da Beşiktaş'tan 6 puan aldılar. Kolay kolay değil mi? Zaten Fenerbahçe'nin şu maçta puan kaybetti, bu maçta puan kaybetti değil. Fenerbahçe'nin Trabzonspor iki tane şampiyonlukta etti. Bir son maç, bir bir biten maç. Son gün şampiyon oluyordu, bir bir bitti. Bir de Kadıköy'de 3-2 kazandığı maçtan dolayı Fenerbahçe şampiyon oldu. Tabii ki Konya beraberliği, tabii ki Sivas beraberliği ama Galatasaray Trabzon'la 6 puan aldı. Fenerbahçe Trabzon'a 3 puan alabildi. İçerideki mağlubiyetten. 3 puan fark olduğu için İkili da, genel da daha iyi olduğu için Fener'i kısaca öyle söyleyebiliriz. Ama bu yıl, bu yıl deplasma... Çünkü İstanbul takımı iki tane azaldı. Biraz daha şehirlere gidilecek takımlar. Öyle şehir takımıyla oynamak çok kolay değildir. Tabii ki güç farkı var, görüyorum. Bakın Galatasaray dün iki bir silkindi, hemen 2-1 yaptı. Normal şartlarda dengeli birlikte geçen seneki Gaziantep bir sürü maç sayabilirim. Dün oynanan Hatay maçını seyrederken Geçen sene TV 8.30'da yaptığım yorumu koyun Antep maçından sonra Hatay maçından sonra aynısı olurdu Aynısı Hocam açıklamalar var mı diye hemen bir bakmak istiyorum Jose ben, Mourinho e, hakimle başlar gibi geliyor bana e, Jose Mourinho'nun e, Açıklaması Bilmiyorum arkadaşlarım e, Bugün olmayan tek şey gollerdi demiş. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık diyor Jose Mourinho. Final bölgesinde 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda. Maç boyunca dominant olan bizlik daha farklı bir sonucu hak ediyorduk. Belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştük. Maksimin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Simanski ile oynuyoruz istemediğimiz bir şeydi ama fiziksel olarak düşüş yaşadık. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Sonuca bakınca daha fazlasını hak ediyorduk demiş. Bir pozisyonda elinizde iki oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay. Ceko yerine Ennesli giriyor. Bazı durumlarda adaptasyon gerekiyor. Simanski orta sahada oynadı. Normalde daha ofansif bir oyuncu. Bartu girdi sonra. Türk futbolu için iyi bir şey bu. Genç bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama en direkt olarak Türk futbolu için çalışıyorum demiş. ilk açıklamaları bu yönde Jose Mourinho'nun. İnşallah son cümlesi de bizim de. Mesela Guardiola Bayern Münih'e gitti futbol kültürleri de değişti. Bayern de şampiyon bir takım ama siteye gitti bir anda oyun formatları değişti. Barcelona da aynı şekilde. Devrimci antrenörler de bunlar. Mourinho'nun daha farklı bir yapısı var. Mesela bir istatistiğini gördüm. 2000, 2011 yok 2002 ile 2011 arası 150 lig maçı, 150 resmi maçta kendini hiç mağlup olmamış rakipler de yani Chelsea, Mersi işte Tabii, United, Porto, Chelsea, Sport, Inter dönemi. Real Madrid var herhalde bir de. Sonrasında ee, Real Madrid oldu. Evet. Ama işte bakın Galatasaray'a gelince Türkiye değil çok farklı bir ki bakın. Dün oynanan maçı seyret. Ben katılıyorum da Fenerbahçe üçlük, dörtlük de yapabilirdi bugün ayrı konu. Bir futbolun bir gerçeği var. Ee, Galatasaray'ın geçen sene şampiyonluğunda en önemli şey özellikle geriye de düşse 5 forvetle de oynasa kazanabiliyordu. Bunun sıkıntısını yaşamadı mı Okan Hoca? Yaşadı. Belki şampiyonlukla aldı. Ama Prak, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı. Prag maçını kaybetti. Geçen sene Beşiktaş'ı yendi ama bu yıl Hatay maçıyla bakın Galatasaray'a geçtik devam edeyim istersen. Tabii, buyurun. Geçen, sene, geçen hafta Galatasaray Beşiktaş maçı oynandı değil mi? Hiçbirimizin beklemediği bir skor çıktı ortaya. Hemen altı gün sonra farklı değişiklikler yapmadı aslında. Bir sıfırken yaptığı değişiklikleri Beşiktaş maçında maç beşe gitti. Özellikle iki sıfırdan sonra Zaha'yı dalınca. dün bir sıfır gerideyken yaptığı değişiklerle iki bir kazandı. Çünkü bu yılki Beşiktaş Hatay değil. Çıkışlarını doğru yapan bir takım, güçlü bir takım. Geçen yıla göre çok daha iyi bir takım. Ee, ama Türkiye'de Mourinho'nun bunu görmesi gerekiyor. Yani Hatay takımı ne kadar iyi niyetli olursa olsun e, risk aldığı zaman Galatasaray ve büyük takımlar bir şekilde atıyorlar golü. Dün de bir şekilde iki gol attı yani Galatasaray. Ee, e, bu, bunu Arada bir güzel oyun görürseniz heyecanlanmayın. Kim, te, kim yazdı bunu? <laughs> Arada bir güzel oyun görürsen heyecanlanmayın. Jose Mourinho'nun hedefi güzel oyun oynatmak değil. 90 dakikanın sonunda 3 puan ulaşmaktır. İster 1-0 skor olsun ister 5-0. Jose Mourinho'nun olduğu yerde galibiyet olur, şampiyonluk olur, kupa olur. Ha, tweet bakmış. Olur. Ee, Şu, Mourinho, tweet Mourinho Türkiye diye bir hesap bunun paylaşımını yapmış ama bunu e, Jose Mourinho'nun kendi hesabı mı değil Biz mi? Biz maçtan sonraki konuşmasına bakalım onun üzerinden gidelim. Ama böyle bir imajı var tabi hocanın değil mi? Hani e, benim için skor önemlidir imajı dünya futbolunda var diye söylüyorum ben ama onu evet. bilmiyorum. Yok bu eee Mourinho'nun hayran e, sayfasının vermiş olduğu bir evet. paylaşım arkadaşlar. Şimdi Galatasaray, olursak, Galatasaray Beşiktaş maçının 11'ini bir rica ederim. Galatasaray'ı bir... ve Türkiye Ligi'ni Mourinho'nun da e, ölçmek açısından diyorum. Şimdi 6 günlük 2 tane maç yaptı geçen yıl şampiyonu. Bir kere şunu söyleyeyim. Futbolda Yetenek önemli, çalışmak önemli, doğru. Taraftar çok önemli ama bir de açlık duygusu olması lazım yani. Kolay değil, iki yıl şampiyon olmuş bir takımı, üçüncü yıl matı etmek de kolay değil. Bunun zorluklarını gördüm ben Galatasaray'da. Ama onun dışında geçtiğimiz yıl sezon bitsin diye dua eden Beşiktaş değil, hem kalite olarak yükselmiş hem de mental olarak digi geçen sene bir kupa aldı, sezon biterken. Şimdi Beşiktaş-Galatasaray maçındaki açlık duygusuna baktığımız zaman e, kim açsa o gün. Mesela Günay'ın röportajıydı galiba Galatasaray kalecisinin. Fenerbahçe bizden daha fazla istediyor Galatasaray'dan. Evet. O gün konsantrasyon oldu. Galatasaray'ı bekleyen tek tehlike, iki tehlikeden biri bu. O açlık duygusunu ki taraftarı müsaade etmiyor onu görüyorum. Evet. Hocam sizin de hem Galatasaray hatta evet. hem de aynı zamanda Galatasaray Beşiktaş maçının evet. Ee, özellikle Okan Hoca'nın değişiklikleri evet. üzerinden Şimdi, özür diliyorum. Bir dakikalık çünkü bir ara var. Ara öncesinde hemen izleyicilerimiz bu hemen e, bunu hatırlatmasın. gerçeğini de anlatma, Evet. Sana. Türkiye Ligi ile ilgili olarak Galatasaray'ın e, oyunu ile ilgili olarak hocamın değerlendirmeleri olacak. Ekran önünde de hatta ve aynı zamanda son dönemde Okan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden de kendi fikrini de soracağım. Bir dakikalık bir reklam izni istiyorum sizden. Sarıyer Kolay'la devam edecek. devam ediyor. TV yüz ekranlarında futbolun yüzü devam ediyor. Rıdvan Hocamla birlikte Fenerbahçe Adana Demirspor maçını değerlendirdik. Düne döndük ama aynı zamanda arada Süper Kupa maçı da var. Bu Hocam, da Fenerbahçe Türkiye Ligi'nin. Yani, evet, Türkiye Ligi, evet, Türkiye Ligi ilgili olarak ilgili. mesela Lille oynayacak. Ben maçımı izledim. Pek e, yorumları birazına baktım. Mesela top rakipteyken rakibin en güçlü silahı Santos var evet, sağ tarafta. Zaten. ki o kesti. O İlk yarıda da çok iyi no, oynadı. Maksimini kim tutuyor biliyor musun top Fenerbahçe'deyken? O tutuyor. Beşli oynuyorlar. Evet. Yani Mourinho muhakkak mesela o maçta bunu çözemedi. Beşli 5-4-1 gibi kalıyorlar Fenerbahçe arkada top oynarken. Bunu mutlaka Ferdi'nin sol bekim ve sabit çok daha fazla hücum yapması lazım. Yani çünkü beş kişi diziliyor arkaya bekliyorlar. Ee, o yüzden... Bekim ve mutlaka oyuna girmesi lazım. O gün sadece Ferdi Santos, Santos'un hücumları konuşuldu ama Ferdi'nin hücumları Santos'un etkili hücumundan dolayı değildi. Ferdi biraz daha Maksim'ine yardımcı olması gerekiyor. Doğru. Şimdi, Galatasaray Beşiktaş 11'inde değil mi? Evet Hocam, Galatasaray Beşiktaş maçı başladı. Galatasaray Beşiktaş 11'ini rica edelim evet. arkadaşlar. Evet. Maça Galatasaray şey çıktı. Hemen hemen Orta sahada beklediğimiz kadrosuyla çıktı. Bir tek Kerem Demirbay oynatmamıştı o gün. Evet. Bu maç 1-0 oldu. Beşiktaş öne geçti. Zaten 1-0 başladı Maçta yani. evet. nasıl gidiyor? Ortada gidiyor. Beşiktaş gümbür gümbür gelmiyor. Galatasaray gümbür gümbür gelmiyor ama kontrollü bir oyun oluyor. Sonra devre arası hoca çift santrafora döndü. Mertens'i çıkardı. Yetmedi. Yetmedi. Daha sonraki de nasıl bitirdiğine bakalım Galatasaray'ın. Nasıl bugün. bitirdiğini ikinci sayfamıza geçelim arkadaşlar. Bu maç 1-0. gidiyor maç. Evet. Maçın bitiminde 5-0 olan maçta Zaha, Barış, Yunus, İkardi, Batşuay vardı. Rakip kim? Beşiktaş. Güzel. Bu Beşiktaş'a veya Fenerbahçe gibi bir takıma veya Avrupa Kupası'nda oynarsanız fark yeme ihtimaliniz yüksektir. Döndük düne aynı şey yaşandı senaryo. Galatasaray bir sıfır geriye düştü. Hangi Efendim, kadroyla düştü? Atay Spor maçının ilk 11'ini evet. verelim lütfen. De, Mertens aynı kadro işte çift önlü bir o, Mertens de bir sıfır geriye düştü. Ne yaptı hoca? Nasıl bitirdi? Hangi takımla bitirdi bakalım? 2-1'e çevirdi. Bir dişe bakalım. Sol açık Kerem, Batu Icardi, Yunus, Sara forvetin arkasında. Berkay'ı sol bek aldı. Barış sağ bek aldı. Bakın bu futbolun gerçeği bu değildir. Ama Türkiye'de ilgili gerçeğini Okan biliyor ben diyor Hatay çıkamaz. İkinci bölgede ne konuşuluyor? Son pasları iyi yapabilseydik. Yapamıyorsunuz işte. O yüzden bunu anlatıyordu adam. O yüzden 102 puan alıyor. Ama geçtiğimiz yılki Beşiktaş yok. Anlatmak istediğim o. Bakın 6 gündeki fark. Biri Beşiktaş, biri Hatay. Hatay zaten kafada diyor ki ya ben diyor, zor orada işim diyor. Galatasaray diyor ki ya öne geçemedim ben park etmez diyor. Aile hücum yapayım diye. Geçen sene Antep başında Stopere, Torere oynadı. E, tor <laughs> Torere, Stopere geçerken orada Mertens oynuyordu. Yani. Evet. Türkiye'de gerçeği de Jose Mourinho da bunu görmeli. Ya bu takımdan nasıl 99 aldı demeli. Bu tür oyun formatıyla ki çok erken konuşmak için yarım gün çok tempolu bir takım çıkabilir karşımıza. Biraz önce senin söylediğin sebeplerden dolayı. Futbolun gerçeği bu değil. Ama Türkiye'deki Anadolu takımları oynamanın gerçeği bu. Bu demek değildir ki sürekli Hatay'ı yenebilirsin. Yarın bir gün ikinci de yiyebilirsin. Ama iki sene üstte şampiyonun temelinde yatan bu. Tabii ki kadro kalitesi var. Çok iyi oyuncuları var. Alanya'da kötü giden maçı Ziyeç geliyor. Bir çakıyor oyuna girip. iyi yöneten bir teknik adam var. Barışır solda gördüm. Sağda gördüm. Sağ bekte gördüm. İki senedir dönme top gibi dönüyor. Hadi döndür bakayım Avrupa'da. Olmaz. Kasımpaşa maçı. Evet. 4-3'lük maç evet, buna evet. bir örnek. Evet, evet. Riskleri ele alındı. Ama 13 -13, 13 -13, hepsi beraber ligde hatırlarsanız bir önceki şampiyonlukta Konya maçı. Yine benzer Bakın. bir risk alıp 2-1 Şu Hatay maçının son bölümü. Yani böyle bir şey olabilir mi hocam? Bak şu, şu görüntü futbolun doğasına aykırı bir görüntü. Ama Türkiye Ligi'nin özellikle Fener Beşiktaş'ı, Trabzon'u Biraz Başakşehir ayırdığım zaman gerçeği bu. Ama bir gerçeği de geçen haftaydı. Bunu da Okan Hoca'nın ders çıkarması gerekiyor bence. Özellikle Fener, Trabzon, Beşiktaş, Avrupa maç şampiyonlar için diye düşünüyorum. Evet yani geçen sezon gruplarda oyun olarak aslında iyi ama sonuç olarak Tabii. o oyuna rağmen istediklerini alamayan. 90 dakikaya vurduğun zaman müthiş bir Bayern Münih maçı ki Mertens oynamıştı. Böyle çılgınlık yapmamıştı. Ama skora baktığında oyunun devamına hem Kopenhag maçı aynı şekilde malum oyunu kaybettiler. Oyunun sonlarına doğru. Hocam peki Galatasaray'da e, şimdi Fenerbahçe ile ilgili transfer tespiti yaparken Galatasaray ile ilgili olarak böyle bir tespitiniz olacak mı? Sara geldi. Sara'da Atay maçında ilk kez sahaya çıktı. Onun da grafiğini ekrana verirken hem Sara üzerinden hem de Galatasaray'ın genel ihtiyacı üzerinden bir yorum yaparsanız mutlu olurum. Kerem Demirbay'ın biraz daha ön tarafında oynamaya çalışan bir oyuncu profili gördüm ama çok erken. Norwich'teki e, istatistiği iyi. i̇yi bir evet, orta evet, saha oyuncusu olarak iyi. O yüzden de beklemekte fayda var ama e, Torreira, Kerem Demirbay, zaman zaman Berkan ve eee Bonju tabi ekonomi de önemli bir konuda. Ekonomik olarak da görmek lazım ama en iyi transferi her şey şeyden yani şimdi Icardi'nin yedevini çözdü. Hatta bakan buydu ekleyeyim şimdi ama Batu Şahay var. Zaman zaman doğru bir taktik alın 4 4 de oynayacağın, gün 4 3 1 de oynayacağın günler olacaktır. Onun için Batu Şahay Galatasaray adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, ee, Sabe kaldılar. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ee, özellikle Sahra ilgili de biraz bekleyelim. Ee, beklemekte fayda var. Dün dün Davison Sanchez tek başına yendi şeyi. Hatayı. Çok iyi. Icardi yani. takviyeli. Bak Icardi de yani belki yüzde yüz hazır olmasa da penaltı almasının da ötesinde iki tane Icardi'nin verdiği pasları herhangi orta saha versin. Bir tane Barış'a bıraktı. Bir o tane an de ZH'e bıraktı. Evet. Ee, yani Icardi'nin daha yüzde bu. Davison Sanchez Icardi takviyesiyle biraz da Lucas Torreira'yla yoksa takımın geneli çok kötü oynadı dün Galatasaray'ın. Ama iki takımın orta özelliği Jose Mourinho'nun da söylediği gibi 4-5 pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın 7-8 tane pozisyonu var. Evet aşağı yukarı 4'e yakın gol beklentisi vardı aslında. Yani oyun 0-0 0-0 giderken direkten dönen Davison Sanchez'in içinde İki oldu. İki tarafında bence taraftar avantajı var. Hı hı. Tabii burada hepimizin merak ettiği diğer takım da Beşiktaş. Onu da biraz sonra geliriz. Beşiktaş'ta güçlü geliyor. Galatasaray'da bir de demeçler var galiba. Evet hocam. Şimdi e, hatırlarsanız eğer e, 5-0'lık maçın ardından Okan Hoca'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Zaha üzerinde. Onu rica edelim. 9 Ağustos'taki ilk açıklamasını rica edeyim ben arkadaşlarımdan Okan Hoca'nın. Ne söylemişti? 3 Ağustos'ta Zaha girdikten sonra beklenen reaksiyonu veremedi. Hazırlık maçlarının bir tanesinde iyi oynadı. Diğerlerinde ise normaldi. 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yeni dizilişi söyledim. Ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi oyunculara. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış anlayabiliyorlar dedi. Daha sonra tabii hocanın bu açıklamaları bayağı bir polemik oldu. Eleştirildi de. Antrenmanda yapmış olduğu bir açıklaması oldu Okan Hoca'nın. Bu konuyla ilgili olarak kendisine sorulduğunda. Verelim bir sonraki açıklamayı. Süper Kupa'dan sonra Za ile konuştuk. Ona da takım içinden arkadaşı hoca seninle ilgili eleştiri yaptı demiş. Ona anlattım ne olduğunu, eleştirici bir şey olmadığını söyledim. O da haklısınız ben yanlış anladım siz kusura bakmayın dedi. Bu kadar güzel diyaloglar var aramızda dedi. Ve sonrasındaki açıklama sosyal medya üzerinden dünkü Hatay maçı hocam bu. Bu arada Za biliyorsunuz takımdan ayrılacak. Transfer görüşmeleri için kadroya alınmadı hatta. Sosyal medya üzerinden Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler var. İkimizden de bunu görebiliyoruz. Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl maç kazanılacağını gösterdi. İki sene bizi motive ettiler. Bu sene de aynı motivasyona devam ediyoruz. Sadece Galatasaray'da yapılmıyor. Sosyal medyaya çok fazla takılmamak gerekiyor ama taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Burası Galatasaray, başka takımlara benzemez. Şimdi arka arkaya bir hafta içerisinde bu açıklamalar evet. Dursun Başkan'ın açıklaması, hocanın açıklaması filan derken... Taraftarın bu açıklamalar üzerinden Okan Hoca'ya oyun ve skor olarak da özellikle Beşiktaş maçından sonraki eleştirileri ve gelecek 5 maçta göz önüne alındığında sanki çok erken bir şekilde Hoca üzerinde inanılmaz bir eleştiri var gibi görünüyor. Sizin yorumunuz nedir? Bu gelişmeler üzerinden nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi 2 yıl üstte şampiyon olmuş bir takımın teknik direktöründen bahsediyoruz. Tabii ki kötü bir sonuç almış olabilir maçta. Ama Okan Hoca'nın olağanüstü bir kredisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir kere daha ben taraftarın buna müsaade edeceğini düşünmüyorum açık ee, Erden Bey ilk geldiğinde özellikle sosyal medyadaki güçlü figürlerle bir konsülde etti. Evet. Değil mi? ...gerçekçi olmak. Şimdi Erdem mi gittikten sonra bir takım çözümler oluyor evet, diye Evet. Şimdi Acun Ulusoy'un da bunu yaptığını görüyorum. Hı, hı. Fenerbahçe'nin özellikle dijital ve medyadaki bu e, birlikteliği O misyon Acun Ulusoy'un yaptığını görüyorum ben. Daha bunlar yanlış bir şey değil. Doğru. Önemli olan orada olmadığın zaman sıkıntı olmasın. Fenerbahçe'de o eksiklik vardı zaten. Vardı. Geçen sene bir toparlama oldu. Toparlama oldu. Ama bu, bu sene daha fazla daha e, gitti. Daha Burada tehlikeli olan e, Zaha'nın şey değil. O oyuncu sıkıntılı. En büyük sıkıntı Zaha'ya kim ne söyledi? Ve bir kişi bile sormadı maalesef. Ama o Hoca bunu bildiği için bence en zararlı sporcusu o kimse. Bu, bu tak takımlar için bu tehlikeler yoksa iniş çıkışları o sosyal medyada Galatasaraylı yani takımının kazanmasını ister Fenerbahçeli. Bir o iki o gün maçtan sonra bana göre Türkiye'nin en beyefendi oyuncularından birisi Mertens. Bir iz bırakan bir oyuncu. İlginç bir şey söyledi. Değişiklerden sonra bu oldu dedi. Bu da onun söylemesi gereken bir şey. 5-0'lık maçla ilgili olarak diyorsunuz. Evet. Bunu ben söyleyebilirim. Söyledim de. Bunu çözmesi lazım Galatasaray'ın. İçeride dediği sadece verilerin paylaşıldığı falan yazıldı ya bir yerlerde. Öyle bir şeyler çıktı herhalde değil mi? Galatasaray transfer, transfer verileri falan. Evet. Belki o konuda evet, evet. ama. Sözleşme ile ilgili olarak. Ziyeci, Icardi, Mertensi, Zaha'yı yönetmek kolay bir şey değil. Bakın söyleyeyim size. Yani Okan Buruk'un işi de kolay değil. Oyundan çıkar kapris yapar bir oyuncu. Bu bütün takımlar için söylüyorum. ben. Bütün oyuncuların antrenörü kolay bir iş değil. Hele hele bu, bu tür oyuncularla çalışmak çok zordur. O yüzden Okan Hoca'nın tartışılması da son derece anlamsız olarak görüyorum ben. Peki şimdi biraz önce ekrana geldi. 5 maç e, zorlu da bir fiksürü de var. İki deplasman çünkü. Konyaspor. Spor sonra e, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys sonra Gaziantep Young Boys ve Adana Demirspor maçları göz önüne alındığında e, Beklentiniz ben, nedir? Ben e, Gaziantep Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Young Boys'u merak ettim, izledim. Eee suni için dezavantajına rağmen Galatasaray Eler. Diğer lig maçlarından da e, 7 puan alır en kötü. 7 puan alır en kötü. En kötü o. Yani 6 kalması 7 9 alır diye düşünüyorum. Evet. Çok evet. iyiymiş herim bilmiyorum. Peki hocam, e, şunu da sorayım ben. Biraz önceki yani Fatih Hoca döneminden bu yana hatırlarsanız eğer hocanın da son dönemlerindeki bazı demeçlerinde içeriden bilgiler, bir köstebek arayışı. Şimdi Okan Hoca nezdinde e dedi, de... Vardı. kuş diyordu bunu. kuş. Kuş var içeride, içeride köstebek oldu. Şimdi... Biraz daha büyüdü. Kuş diyorduk biz, kuş. <gülüyor> 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 şimdi ya Galatasaray'da bu köstebek mevzusu yalnız bir türlü çözüme kavuşmuyor yani. Bu... Ben bu tür şeylere takılmıyorum. Niye Okan konucu takılıyor ben anlamadım. Yani bunu çözer aslında mesela. O oyuncu biliyor kim olduğunu. Bu gerçek bir şeyse bence bu sosyal medyadan daha tehlikeli bir şey o. Onu da kendi camia içerisinde ...halletmesi gereken bir sorun. Evet. Bence yoksa... E, ...tabii ki sosyal medyadan maalesef... ...teknik adamlar... ...başlarken de bitirirken de yöneticiler başkanları... ...taraftar diyorlar. Tabii ki taraftar... ...çok değerli ama sosyal medya çok etkili. Etkiliyor teknik adamları... ...ve yani oyuncu şeyleri. Yöneticileri. Onu görebiliyoruz. Fakat taraftar da olmadığı zaman da olmuyor. Mesela... Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin maçı çevirmenin sebeplerinden bir tanesi de bu. Beşiktaş'ın çevirememesi sebebi de geçtiğimiz yıllarda havlu atan bir takım vardı. Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en etkili taraftarıdır. Yani yarın bir gün işleri iyi başladı. Bir anda başka bir ortam olur. Yani elini kolunu sallayarak boğazı geçtim gittim. Beşiktaş standına 3 puan aldım gittim yok öyle. Hani onun için lig bu sene Fener Galatasaray için hadi hep beraber gidelim 102-99'luk değil yani. Evet. Zaten Olimpiyat Stadında o Süper Kupa maçında evet. da öncesi Aa, ve sonrası da gördük Beşiktaş'ta. da katılıyorum. Hakikaten Türkiye'nin en kötü zemini orada var. Olimpiyat Stadında. Evet. evet. Adı Ki, güzel. Bir tek adı güzel. En iyisiydi biliyorsunuz. Zemin olarak da aynı zamanda Ay, da, da güzel değil yani. Evet. Hocam e, basın toplantısında Jose Mourinho'nun bazı Hı. açıklamaları var. Bu arada en fazla mesafe kat eden oyuncu Fenerbahçe'de bu maçta 9.75 ile Tadiç olmuş. Ee, en çok onu beğenmiştim zaten. Evet. Fenerbahçe'nin e, teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu. iki günde iki maç oynadı, oynandı. Cuma akşamı Galatasaray Spor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim. Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı ama şimdi daha iyi anladım diyor. Ha, bravo. Yani devam var mı? Onu... Digi anladım anlamında bana. Hiçbir zaman oynadığım ilk lig maçını kaybetmedim. 24 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sadece iki sezonda beraberlikle başladım ve o sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Bugün berabere kalsaydık daha iyi olabilirdi. Şaka bir yana kazanmak önemli miydi demiş. Aslında maçı daha erken koparmaya başladık diyor. E, devre arasında rakibimiz oyunu 1-0 devam ettirmeye çalışacak. Ta ki son ana kadar diye söyledim. Son bölümde de enerjimiz aşağı doğru gitti. Ben de değişiklikleri yaptım. İçinde bilin, bulunduğumuz durum bu diyor. Ve sen Maksimin'in e, 90 dakika oynayamayacağını yine vurgulamış hoca. Orta sahada sürekli İsmail İsmail gibi Evet ama ben her şeyleri söylemiştim zaten. Ve meslektaşımı da tebrik ederim. 15 yaşında bir kaleci oynatmak cesaret ister. O bu cesarete sahip. Genç oyuncuyu da tebrik ederim. İlk maçını oynadı Kadıköy'de. 90 dakika baskı vardı. Kendisini de tebrik ediyorum demiş. Deniz Eylül 2008 doğumlu. Bugün Adana Demirspor'un kalesindeydi. Hesap günü ise 15 yaş 360 gün falan diyorlar ya. Evet. Işte. 85 kaç doğumlu? iki e, 2008 doğumlu. 2008. Eylül'de. Eylül Eylül'de. Eylül'de. doğum gününü kutlayacak ailesiyle. Allah uzun ömür 15 versin. 15'i bitirecek 16'dan. Yok 16'yı bitirecek canım. Orada anlaşamıyoruz. 16, yı <laughs> 16 yıl yaşamış olacak bu. 16.1 olacak o Eylül'de. 16'nın içinde olacak yani. Hayır 17'nin içinde olacak. 16 yıl yaşamış olacak bu çocuk. Evet. Evet de ya. neden biz yaş küçültüyoruz ben anlamadım. 18'i 18, olmuyor. Bizde şey var böyle futbola geleyim. Mesela Dörtlü savunmadan, Türkiye'de amatör kümeden işte Real Madrid'e kadar dörtte oynayan takımların bekleri bir tanesi çıkar hocam. Top, top geçti mi Real Madrid'e veya Kastamonu Spor'a veyahut da Yeldermeni Spor'a. Top geçtiği zaman sağ bek çıkar veya sol bek. Üçlü demeyin şuna ya. Yani. Ondan sonra şöyle demek zorunda kalıyorlar. Top rakibe geçince top rakipteyken dörtlüye dön diye. Yoksa dördü <laughs> yani. Futbolun doğasındadır bu. Beklerin ya ikisi çıkar ya biri çıkar. Bunun çok matematiği kafayı yormasınlar. Yani. Doğru. E, hakemle ilgili ne söyleyecek diye merak ediyorum demiştiniz Jose Mourinho. Evet. Maçtan sonra hakemle düşüncelerimi paylaştım. Bir teknik direktör daha düşük potansiyelde olan bir takımın teknik direktörü her şeyi deneyecektir. Onu suçlayamam, eleştiremem. Sonuç alabilmek için daha farklı şeyler yapabilirler. Defansif oynarlar, zaman geçirirler, sakat numarası yaparlar. Bunu eleştirmem. İnsanlar sonuç alabilmek için maaş alıyor. Daha küçük takımların puan almaları gerekiyor ligde kalabilmek için. Futbol bu, bunu yadırgamıyorum. Hakemlerin de oyunu savunması gerekiyor. Sorumlulukları bu. Benim fikrim bu. Zaman geçirmeleri, ilk 20 dakikada 1-2 sarı kart verirseniz Oyun farklılıklaşır. Sadece Türkiye'de değil her yerde bu var. Kaleci vakit geçirdiği için 88'de sarı kart görüyor. 15. 20. dakikada sarı kart vermiyorlar. Hakemler 15. 20.'de sarı kart gösterseler oyun farklı bir hal alabilir. Tamamen farklı olur. İnsanlar fikrimi kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama 25 yıllık tecrübeme bakarsanız fikrim bu. Hakem genel olarak pozitifti. Bana verdiği sarı kart da adildi. 2 ayağım sağ içerisinde. 2 ayağım sağ içindeydi doğru bir karardı diyor. Bununla ilgili de bir problemim yok demiş. Ee, ee, bu vakit geçirme konusuyla. Türkiye'de bir iz bırakmak bir şeyler öğretmek istiyorum demiş ya. Evet. İşte bizde 25 senedir bizde dilimizde tüy bitti. Bu hakemlerle ilgili oyun yavaşlatmanın, kalecinin sarı kartların 70'ten önce gösterilmemesi falan. Gerçekten şu anda gördüğümde şu Avrupa Şampiyonası'ndan bir e, şu an için söyleyeceğim birkaç Hı -hı. maç için hakemler genelde oyuncuları Avrupa Şampiyonası'nda bir tek vardan giden penaltı kırmızı kartlar evet, evet, biliyorsun. Evet, evet doğru. Kırmızı kart hiç yoktu bildiğim hatırladığım kadarıyla. Bilmiyorum yanılıyor olabilirim. Burada da hakemler dün de bugün de özellikle mesela bir iki oyuncu hiç sıradan gidebilirdi. Yönetti, idare etti. Sahada tutmaya çalışan bir hakem izledim bugün ve dün. Yani oyuncular tutmak istiyor. Hani geçen sene hatırla ha hadi at 8 kişi kazın umumda değildi geçen sene. Bu sene Atilla Hoca'dan da dünkü Turgut Hoca'dan da gördüğüm benim daha fazla oyunda kalmalarını istiyorlar oyuncuların. Ee, şeyinde Jose Mourinho'nun dünya futboluyla ilgili evet. söylediği de doğru. Evet. Gerçekten. Yani tabii şimdi Avrupa'da başka burada başka bir yönetim tarzı. Gönül ister ki tabii ki aynı tempoda oyun oynansın. Ha bunda hakemlerin olduğu kadar futbolcuların da çok ciddi bir sorumluluğu var tabii Do ki doğru, hocam. Maalesef yani bu kadar vakit geçirme, dokunsan bir anda Ama yere atıp da ahlak, şey, hayır, falan, bunun falan diye. bunun çözümü var. Eğer o yatmıyorsa çok kolay. 20 dakika gösterirsin. 10 da şey yaparsın. Dün de mesela Erce başlatıyor, geri geliyor bilmem. Bugün de aynı şekilde Deniz kardeşimiz. Bu Mourinho da onu da söylüyor. Yani bir uyar, iki uyar, 30'da göster sarı kart. Hadi bir daha yapsın. Ama biz biliyoruz ki artık 30 senedir 70'e kadar sarı kart yok. 60'da böyle bir bak. Sana sarı kart gösteririm diyor. Sen hiç vakit geçirmeden oyuncu atıldığını gördün mü? Yok hiç görmedim kalecim. ben hiç şahit olmadım. Siz oldunuz Ama mı? bunun bir başlangıcı olması lazım. Tabii. Tabii doğru. Yani e, sarı kartı olup da sağ kenarına yavaş bir, bizim, yavaş gider olmuştu. Bizim zamanımıza gelirsek gelirse vakit geçirmeyen atıyorlardı oyundan. <gülüyor> kaleci <gülüyor> topu alıyordu buradan oraya yürüyordu. Oradan bu tarafa geliyordu. Mesela Şenol abi kaleciydi. Sol çizgi alıyordu yürüyerek bu tarafa geliyordu. Veriyordu Sabek Turgay abiye geri alıyordu. Bir bu tarafa gidiyordu. O kurallar oyunu hızlandırın diye var. Tabii. İşte şimdi de hakeme görev düşüyor. Oyuncuya değil o kaleci istediği kadar vakit geçirsin. Sen kuralı uygula. Bir de uyar, iki de uyar, üçünde göster kartı. Bak ne oluyor. Ya Euro 92'ye kadar neler yaşıyorduk hocam ya. Kaleciye pa geri pas yoktu ya. Stoper hmm. alıyor, tabii, pas tabii. atıyor, eliyle tutuyor. Ya. Tabii, Tekrar ben, tabii, <laughs> sizin oynadığınız dönemlerde. Maçlar 35 dakika sürüyor. Hocam i̇ki saat... Puan sistem var o zaman bir de. Efendim? 2 puan sistem var. Tabii. Evet iki puan Bu arada Tadic'in koşu mesafesi bir daha söyleyeyim misin? 9.70. Şimdi 9 kilometre 700... Tümer, Tümer Hoca, Volkan Hoca gelecekler ya Tümer bizim e, evet. Ünitkara. e, Ekim ayından itibaren en az 9.72 olacak. 11-12'lere çıkacak bu. Tabi tabii, tabii. O yüzden ya yani, e, yayının başında söylediğim gibi biraz müsamaha göstermek doğru, lazım. Normal sezonda hatta geçen sezon oynadığı süre itibariyle de ligin en fazla mesafe kat eden oyuncusu aslında Tadiç. Evet. Oynadığı süre. Ama oynadığı süreden kastım da şu, en fazla top e, aslında lig maçına çıkan oyuncu aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim, eee Ekim ayından sonra en az koşan oyuncu bu kadar koşacak. Yani en çok koşan Tadiç değil mi? Evet, evet. En fazla. Çok mesela. düşük bir rakam günümüz oyunu için ama Kesinlikle. bu iklim şartlarında aslında bu istatistik oyuncunun işinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Doğru. Ya hocam şu bir gerçek. Sonuçta aslında bizdeki mevsim normalleri Avrupa'ya göre şimdi İngilteresi, İtalyası, Almanyası oradaki mevsim koşulları işte Avrupa Şampiyonasında gördük. Yani normalde yazın oynanıyor ama. Yağmur yağıyor, serin hava, insanlar hırka, bazen ceket giydiler. Bizim burada üzerinizde oturuyorsunuz, tişört yapışıyordu yani. Evet. evet. Ee, Bugün ee, gördük işte oyuncuları nasıl Aynı. Aynen. Önemden? Evet, bu bakımdan tabii ki izleyiciler doğal olarak belki bol tempo, bol gollü Yok. galibiyetler bekliyor Çok ama bir şey onun var. için biraz daha beklemeleri, aynen, ve sabır bravo. göstermeleri aynen. gerekiyor. Ee, Hemen bakayım hocam başka bir açıklama ya da bir detay yoksa yavaş yavaş artık isterseniz e, vedamızı edelim. E, arkadaşlarıma da şöyle bir sordum. Ligin ile ilgili olarak e, hocanın e, açıklamalarını, Jose Mourinho'nun açıklamalarını da verdik. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? İyi sezonlar dilerim. Bütün izleyicilere de sağlıklar dilerim. Barış içerisinde bir sezon olsun umuyoruz. Size de arkadaşlarımıza güzel arkadaşlarımıza da iyi sezonlar dilerim. Ersin yani senin geldiniz. için hayırlı olsun. Televizyon sana çok yakışıyor. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki geldiniz. Sağ olun, Sezon açılışını ederim. beraber yapmak Sağ benim için de kanalımız Eyvallah. için de çok kıymetliydi. Sizi e, ilerleyen dönemde yine tabii ki e, ağırlamak isteriz. Fenerbahçe-Adana-Demir spor maçını, dünkü Galatasaray-Yatay maçını ve ligin genelini hem istatistikler, hem kadrolar, hem transferler, hem de açıklamalar üzerinden hocamla beraber değerlendirdik. Yarın akşamleyin Volkan Demirel, Tümer Metin ve Ümit Karan'la beraber futbolun yüzünde yine saat 23.30-23.40 Samsun Spor Beşiktaş maçından sonra ki her hafta sonu bu 3 önemli isim bizimle birlikte TV100 ekranlarında olacak. Pazartesi gecesi de yine saat 23.30'da çok sürpriz bir programla farklı bir formatla karşınızda olacağız. Onun da duyurusunu yarın yapalım diyelim. Toplu sonuçları şöyle bir verelim. 4 maçı geride bıraktık. Pazarın programı, pazartesinin programında ne var? Şu ana kadar oynanan maçlar ekranlarda. Dün Galatasaray'ın galibiyeti, bugün Konyaspor, Fenerbahçe kazandı. Golsüz biten tek maç Antalyaspor, Göztepe maçı oldu. Yarın Sivasspor, Spor deplasmanında Trabzonspor, Alanya Spor, Eğit Spor, Spor, Beşiktaş maçı. Biz futbolun yüzüyle maç bitinde beraberiz. Pazartesi de ilk haftayı Rizespor, Başakşehir ve Bodrum, Gaziantep maçlarıyla birlikte tamamlamış olacağız tüm ekibimize teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyen TV 100 izleyicilerine teşekkür ediyoruz ve tabii ki Rıdvan hocama sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Yarın Rica iyi yolculuklar. Sağ olun. Tekrar tatile devam teşekkür, hocam. Teşekkürler. Sağ <laughs> olun. Sağ olun. İyi geceler diliyoruz. Görüşmek üzere. Sarıyer Kola sundu.